Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Red Redbook 2'nin 3. parçası olan Atomları okuyacağız. Başlıyoruz. Atoms. Atomlar demek. Atoms smallest particles of matter that have properties of the chemical elements. Hydrogen, oxygen, iron and so on. Atomlar en küçük parçadır veya partikeldir. Neyin? Maddenin. Atomlar maddenin of en küçük parçacıklarıdır. That have the properties of the chemical elements. Bu that matter'ı refer ediyor arkadaşlar. Sorry, atomları refer ediyor. Have the properties of the chemical elements. Yani atomlar have the properties of the chemical elements. Atomlar kimyasal elementlerin özelliklerine sahiplerdir. Nelerdir bu atomlar? Hidrojen, oksijen, demir ve diğerleri. Tekrar başlarsak, atomlar maddenin en küçük parçacıklarıdır. Bu atomlar da kimyasal element özelliklerine sahiptir. Hidrojen, oksijen, demir ve diğerleri. They are so small that. Onlar o kadar ufak ki, küçük ki. It is impossible. İmkansız to see them even with a high powered microscope. Onlar o kadar küçük ki onları hatta onları güçlü yüksek güçteki veya çok güçlü mikroskoplarla görmek imkansız. They are so small. Onlar çok o kadar küçük ki onları yüksek güçteki veya yüksek çözünürlükteki güçlü mikroskoplarla görmek imkansız. Everything on Earth is made up of atoms in different chemical combinations. Dünyadaki her şey made up of atoms. Atomlardan meydana gelmiştir. In different chemical combinations. Farklı kimyasal kombinasyon veya bileşikler şeklinde, kimyasal bileşikler ve kombinasyonlar şeklinde atomlardan meydana gelmiştir. Burada cümle pasif arkadaşlar. Is'den sonra made up norm. Bu üçüncü halde make. Pasif halde üçüncü hale geliyor. Water, for instance, is a compound of two elements. Su, örneğin su, is a compound of two elements. İki elementin bileşiği. Two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. İki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu. However, burada bağlaç ve çoklukla sıklıkla kullanılan bir bağlaç. Daha önce kullandığınız cümleyi daha sonra hani sebebini açıklamak için kullanılan bir bağlaç. Lakin anlamına gelir. Yani batım biraz daha formal hal desek doğru olur. However, fakat ya bununla birlikte gibi some elements such as gold and diamonds exist uncombined. Fakat veya lakin some elements bazı elementler hangi elementler such as örneğin gold and diamonds altın ve elmaslar exist uncombined.
Birleşik halinde oluşmazlar. Elements occur naturally. 92 element doğal olarak bulunur veya oluşur. They range from the lightest hydrogen to the heaviest uranium. They burada 92 elements'ı refer etmek için veya temsil etmek için kullanıyor arkadaşlar. Range değişmek veya bir şeyin limitler arasında veya mesela menzili arasında diyeceğim veya limitleri diyelim. They range from lightest, en hafifinden en ağırına kadar değişir, çeşitli değişir yani. En hafifi hidrojen ve en ağırı da uranyum. Each of the elements has been assigned a number. Elementlerin her biri bir numaraya assign edilmiştir. Yani ilişkilendirilmiştir. Ve her elemente bir numara verilmiştir demek istiyor. One for hydrogen. Bir hidrojen için, 8 for oxygen. 8 numara oksijen için, 29 for copper, 29 bakır için, 92 for uranium, 92 de uranyum için arkadaşlar. They are usually arranged on a chart called the periodic table. Bu elementler, onlar are usually, genellikle arranged, düzenlenmiştir. Onlar genellikle düzenlenmiştir on a chart. Bir tabloda düzenlenmiştir. Bu tablo called. Bu chart'ın devamı. Aslında burada gizli bir bağlaç var. Which we are that gibi. Ama bazı cümlelerde o which we are that düşüyor. Bu bir bağlaç, birleşik cümle gibi düşünün arkadaşlar. They are usually arranged on a chart called the periodic table. Periyodik tablo olarak isimlendirilen bir chartta düzenlenmiştir. Burada are usually arranged pasif bir halde. Which puts elements with the same chemical properties in the same column. Which periyodik table'ı refer ediyor. Periyodik table'ı temsil ediyor. Ve onun yerine kullanılmış. Puts elements with the same chemical properties in the same column. Periyodik tablo aynı kimyasal özellikleri olan aynı kimyasal özellikli elementleri aynı koluna koymuştur. Koyar. Thus fazla bir bağlaç arkadaş. Böylece demek all inert gases. All inert gases thus all inert gases. Böylece bütün soy gazlar such as helium, örneğin helyum gibi appear in one column in the periodic table. Periyodik tablonun bir kolonunda olurlar veya görünürler, ortaya çıkarlar. Appear, disappear. Appear ortaya çıkmak, disappear ortadan kaybolmak, gözden kaybolmak. The formulation of the atomic theory is one of the great achievements of science. Atomik teorinin formülasyonu neymiş? One of the great achievements of science. Bilimin büyük başarılarından bir tanesi. It has enabled us. Burada it, the formulation of atomic theory'yi temsil ediyor arkadaşlar. Veya refer ediyor. O has enabled, it has enabled us. Formulation of atomic theory bize imkan verdi.
understand the properties of elements. Elementlerin özelliklerini anlamamıza imkan verdi. Neymiş bu elementlerin özellikleri? Burada açıklama, ekstra bilgi. O yüzden iki virgül arasında. The basic building blocks of all matter. Bütün maddelerin temel yapı taşları. So that we know which elements can combine with each other. Böylece ki, öyle ki, we know, biz biliriz hangi elementler can combine, birleşebilir with each other. Hangi ad diğerleriyle. Hangi elementlerle birleşebileceğini biz biliriz. The science of chemistry, kimya bilimi, is based on our understanding of atoms. Kimya bilimi bizim atomları anlamamız üzerinedir. And their behavior in interacting with one another. Ve onların davranışları in interacting with one another. Onların birbirleriyle etkileşime girdiğindeki davranışları üzerinedir. Kimya bilimi bizim atomları anlamamız ve onların diğer atomlarla etkileşime girdiğindeki davranışları üzerinedir. Another science called nuclear physics. Diğer bilim, hangi bilim? Called nuclear physics. Nükleer fizik olarak adlandırılan diğer bilim came into being. Nükleer fizik olarak adlandırılan diğer bilim came into being. Yani var olmaya başladı. To study the structure of the atom itself. Atomun kendi kendine atomun yapısını çalışmak için var olmaya başladı. Yani nükleer fizik atomun kendi yapısını, structure yapısını anlamak veya çalışmak üzerine var olmaya başladı. Var oldu. As scientists investigated the atom. Bilim adamları atomu araştırdıkça, while it became apparent. Bir şey o kadar aşin oldu ki bariz oldu, that atom was not a solid piece of matter. O kadar aşina veya bariz olan ne ki? That the atom katı bir madde değil. Veya maddenin katı bir parçası değildi. But was made up of even smaller particles. Fakat burada was, şöyle düşünün arkadaşlar. Bu was'ın bu atomdan sonra geldiği gibi düşünün. The atom was made up of even smaller particles. Atom hatta küçük parçacıklardan meydana gelmişti. The first subatomic particle, ilk atom altı parçacığı, neymiş bu ilk atom altı parçacığı, detle anlatılacak. Scientists identified was the electron. Bilim adamları isimlendirdiği veya tanımladığı elektrondu. A tiny piece of matter. Maddenin bir küçük parçasıydı. With a negative electric charge. Negatif elektrik yüklü maddenin küçük bir parçasıydı. The weight of an electron. Bir elektronun ağırlığı was very small indeed. Bir elektronun ağırlığı aslında was very small. Aslında çok küçüktü. Approximately, yaklaşık olarak 1/1800 of the weight of a hydrogen atom. Yaklaşık olarak arkadaşlar, bu önemli bir
matematiksel terimimizde 1800. Yani 1800 18 ama 100 dediği için 1800. Bu 100 dediği için söyleyeyim şuraya şöyle. 1800 demek 1800'de biri anlamına geliyor. Çünkü 1800 olsa 1800 olacak. 1800 yani 1800'de biri. Mesela 1/3 dese 3'te 1 anlamına geliyor. Bunun gibi düşünün. Approximately 1/1800 of the weight of a hydrogen atom. Hidrojen atomunun ağırlığının, bir hidrojen atomunun ağırlığının 1800'de 1'i kadardı. The lightest of the all elements. Bu lightest da hala hidrojen atomunu açıklıyor. Ekstra bilgi. Yani hidrojen atomunda bütün elementlerin en hafifi. Scientists came to believe that bilim adamları şuna inandı ki veya inandı ki neye inanmışlar? Detla çıkacak. The electrons orbited the nucleus of the atom. Elektronlar atomun çekirdeğinin orbit etrafında dönüyorlar. Döndüğüne inandılar. In which almost all of the weight of the atom was concentrated. In which dedi nucleus of the atomun içinde. Burada direkt which kullanılabilirdi. Which sadece bir şeyi tanımlamak için. Fakat in which diye kullanırsa tanımadığı şeyin içinde gibi anlamına geliyor. In which yani in the nucleus of atom diye düşünün arkadaşlar. Atomun çekirdeğinin içinde almost all of the weight of the atom was concentrated. Neredeyse atomun bütün ağırlığı ve atomun ağırlığının hepsi neredeyse yoğunlaşmıştı. Nerede yoğunlaşmış? Atomun çekirdeğinde. Bu atomun çekirdeğinde de bu atomun çekirdeğinin etrafında da elektronlar dönüyor. It is now known that electrons revolve around the nucleus at incredibly fast rates of speed. It is now known. Yani şimdi biliniyor ki ne biliniyor? Detta açıklıyor arkadaşlar. Electrons revolve around the nucleus. Elektronlar nükleusun yani çekirdeğin etrafında dönüyor. At incredibly fast rates of speed. At incredibly yani inanılmayacak şekilde fast, inanılmayacak şekilde hızlı bir hızla atomun çekirdeğinin etrafında dönüyorlar. For many years uzun uzun yıllar boyunca scientists did many different kinds of experiments. Bilim adamları birçok farklı deney türü yaptı. Ve all had the same idea about the structure of atoms. Ve hepsi atomun yapısı hakkında aynı fikre sahipti. Bu all the scientists'i refer ediyor arkadaşlar. However, when they managed to obtain more evidence, fakat veya lakin, when they managed to obtain more evidence, bilim adamları, hala bilim adamları değil refer edilmiş arkadaşlar. They managed, yani onlar başardı. Neyi başardı? Obtain. More evidence, daha fazla kanıt elde etmeyi başardıkça they had to modify the atomic theory. Daha fazla kanıt elde ettikçe
bilim adamları değil. Onlar atomik teoriyi modify, yani değiştirmek zorundaydı. Had to. Had to zorunlu olmak. Have to'nun veya has to'nun geçmiş hali. There was not just one kind of the particle in the nucleus of an atom. Atomun çekirdeğinde, in the nucleus of atom, atomun çekirdeğinde sadece bir çeşit particle yoktu. There were two. Aslında iki taneydi. Orada iki tane. Arkadaşlar burada there was, burada there were. Neden? Çünkü there was dan sonraki cümlede sadece bir taneyi nesneyi tanımlı bir tane nesne tanımlanıyor. Yani bir tane parçacık. Ama buradakinde ise iki tane parçacık olduğunu söylüyor. O yüzden bir parçacık tek olduğu için, singular olduğu için there'den sonra was geldi. Burada two particles gibi düşünün bunu, yani veya two çoğul olduğu için veya plural olduğu için there'den sonra were geldi. One of these, bunlardan bir tanesi, has a positive electric charge. Mesela this çoğul ama neden has geldi? Çünkü one of the this diyor. Hala sadece bir tane parçacığı tanımlıyor. One of the this has, bunlardan bir tanesi şuna sahip neymiş? A positive electric charge. Bir olumlu pozitif elektrik yüküne sahip. And ve is called a proton. Bu ise proton olarak isimlendirildi. Şöyle düşünün. One of these is called a proton. Bu şekilde tüm cicikleri arkadaşlar birleştirebilirsiniz. Şöyle one of these has a positive electric charge. Pardon. One of these has a positive electric charge. Yani bunların bir tanesi pozitif elektrik yüküne sahipti. And one of the these, bunların bir tanesi, is called a proton. Proton olarak isimlendirildi ve çağrılıyor. The other is neutral. Diğeri neutral, yani nötron. That is, burada that ekstra bilgi verecek. It has no electric charge. Bu hiç elektrik yüküne sahip değil. Elektrik yükü yok nötronun. Sorry. The other is neutral. Yani that is, it has no electric charge. Diğeri nötr, yani elektrik yükü yok. For this reason. This reason dedi. Bu yüzden, bu nedenle, hangi neden? Elektrik yüküne sahip olmamak. Yani bir önceki cümlede verdiği nedeni açıklıyor veya nedeni temsil ediyor. It was called a neutron. Yani buradaki it the other'a geliyor arkadaşlar. The other was called a neutron. Diğeri de nötron olarak isimlendirildi. Bu parçanın sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve size faydası olmuştur. Eğer herhangi bir tavsiyeniz varsa lütfen yorumlarda ekleyin. Teşekkür ederim.